Merhabalar kuzularım, tosunlarım, kimyasal hesaplamalar, soru çözümü birinci videosuyla beraberiz. Hadi başlayalım, bismillah. Birinci örneğimizde aslında işin mantığıyla ilgili, denklemli miktar geçişleriyle ilgili bir iki tane cümle yazdım. Bu cümlelerden hangi sonuçlar çıkarabileceğimizi beraber tartışmak için yazdık arkadaşlar. Başlıyoruz. Bir tane tepki kimesi verilmiş. Soru da tepki kime sonunda 7.2 gram su oluştuğuna göre derse veya buna benzer cümleler kurarsa aşağıdaki cümle gibi. Arkadaşlar, sevgili çocuklarım, bakın ilk yapacağınız iş şu. Verilen tepkime, bir kere tepkime verilmediyse tepkimeyi yazmak. Eğer tepkime verildiyse denk olup olmadığına bakmak. Eğer tepkime denk değilse ilk işiniz tepkimeyi denkleştirme. Bu bir yanma tepkimesi. Yanma tepkimelerinde organik bileşikleri yakıldığında karbondioksit ve su oluştuğunu hatırlarsanız anlatmıştık. Peki ne yapıyorduk? Buranın katsayısını 1 aldığımızda 3 tane karbon olduğu için bu tarafta buranın katsayısı 3 oluyordu. 4 hidrojenden dolayı buranın katsayısı 2 oluyordu. 2 ile 2 4. 2 oksijen burada, 6 da burada, etti size 8. Dolayısıyla buranın katsayısı kaç oluyordu arkadaşlar? 4 mol oluyordu. 4 oluyordu. Peki bu katsayılar bize neyi ifade ediyordu? Tepkimeye giren veya oluşan maddelerin mol sayıları arasındaki oranı. Bakın, mol sayılarını değil, mol sayıları arasındaki oranı. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Buradan 1 mol reaksiyona girerse bundan kaç mol reaksiyona girer? 4 mol reaksiyona girer. Bunlar reaksiyona girdikleri için miktarları azalacak. Azaldığı için bunların önüne eksi koyuyorum. Yani eksildiğini ifade etsin. E peki bundan 1 mol girdiğinde kaç mol oluşuyor? 3 mol oluşuyor. Buradan ne kadar oluşuyor? 2 mol oluşuyor. Önlerine artı koydum. Artı pozitif bir rakamı değil, sadece oluştuğunu ifade ediyor. İşte bunlar oran gençler. O zaman madem bu orana göre reaksiyona giriyorlar ve oluşuyorlarsa, atıyorum buradan 0.2 mol girerse, bak 1'e 4, o zaman burası 0.8, 1'e 3 ise 0.2'ye 0.6, 1'e 2 ise 0.2'ye 0.4 mol oluşur dersiniz. Peki adam bize ne demiş? 7.2 gram su. O zaman ben önce bunun mol sayısını bulacağım. N H2O eşittir 7.2 bölü 18 dersem ki MA'sını burada hesaplarsınız. O da eşittir kaç mol yapar? 0.4. E bakın, bak buradan 0.4 mol oluşmuş. Ya o zaman 0.4 mol oluşabilmesi oluştuğu anda kaç mol karbondioksit oluştu bakın? 0.6 mol karbondioksit oluşur dersiniz. Daha sonra 0.8 mol ne harcanır? O2 harcanır dersiniz. Ve aynı zamanda 0.2 mol C3H4 yani propin gazı yakılmıştır dersiniz gençler. Bu yorumları yapabilirsiniz. O zaman buradan son bir sonuç daha çıkaralım, sonra ikinci ifadeye geçelim. Siz reaksiyona girenler veya ürünlerden herhangi bir tanesinin mol sayısını bilirseniz ya da biliyorsanız diğerlerin mol sayılarına katsayılarla orantılı olarak ne yapabilirsiniz? Geçebilirsiniz. Peki aşağıdakinde ne demiş? 67.2 litre karbondioksit gazı. Tepkimeyi tekrar yazayım şuraya. Orayı karabalıklaştı birazcık. C3H4 artı 4 tane O2 eşittir 3 tane karbondioksit artı 2 tane su. Peki 67.2 litre demek ne demek? Kaç mol? 3 mol demek. E peki buradan 3 mol oluşuyorsa, zaten katsayıya göre yazmışız bakın. Buradan ne kadar oluşuyordu? 2 mol oluşur. Dolayısıyla da buradan kaç mol harcanır? 4 mol harcanır. Buradan ne kadar harcanır gençler? 1 mol harcanır. Bunların miktarları azalır. Bunların miktarları artar diyoruz. Şimdi bu öğrendiğimiz, bahsettiğimiz şeylerle ilgili hemen ikinci sorumuza geçelim. Ne demiş? 5.4 gram alüminyum yeterli HCl ile tepkimeye sokuluyor. Oluşan H2 gazının NK'daki hacmi nedir? Bakın arkadaşlar, bize alüminyumu vermiş, H2'yi soruyor. Biraz önce yaptığım gibi bunun kat sayısından bunu geçiş yapacağım. Ama reaksiyon denk mi ona bakıyorum. Alüminyumlar eşit ama klora bak. Burada bir tane, burada 3. O zaman şurayı kaçla çarpıyorum? 3 ile. Peki 3 tane hidrojen olduğuna göre buranın kat sayısında kaç alıyorum? 3 bölü 2 alıyorum. Peki daha sonra nasıl bir yorum yapıyorum? Bak, daha soruya geçmedim ha. Buradan 1 mol reaksiyona girerse bak 1'e 3 bölü 2 yani 1,5. Dolayısıyla buradan 1,5 mol oluşur diyorum. Tamam. Peki adam bize ne vermiş? 5.4 gram. O zaman hemen mol sayısını buluyorum bunun. N alüminyum eşittir 5.4 bölü MA'sı 27. O da eşittir kaç geldi? 0,2. E 1'e 1,5 ise 0.2 mole X derseniz gençler, buradan oluşan hidrojen gazının mol sayısı 0.3 mol geldi. Bitti mi soru? Hayır. Adam bize neyi soruyor? Hacmini soruyor. O zaman bir de bunu VH2 eşittir 0.3 çarpı kaçla çarpıyorum? 22.4 ile. O da eşittir 6.72 litre çıkacaktır. Devam.
40 gram kalsiyum karbonat gazının bir kısmı, bak tamamı değil, bir kısmı. Kaç gram olduğunu bilmiyoruz. Isıtılarak parçalanıyor. Oluşan karbondioksit gazının NK'daki hacmi 2.24 litre ise kalsiyum karbonatın yüzde kaçı parçalanır diye sor. Şimdi sevgili çocuklarım, burada reaksiyonu bilerek yazmadım. Onun da sebebi şu. Bazen reaksiyonu verirler, bazen reaksiyonu vermeyebilirler sorunun içerisinde. Lakin üniversite sınavında bu reaksiyon bilgisini bilginizi tartacak sorunun çıkacağını düşünmüyorum. Eğer böyle bir soru sorulursa aşağıda şu reaksiyonu görürsünüz gençler. Kalsiyum karbonat eşittir kalsiyum oksit artı karbondioksit reaksiyonunu görürsünüz. Tamam. Bu ısıtıldığında 2A grubunun karbonatlı bileşikleri ısıtıldığında parçalanır. Peki buradan ne sonuç çıkar? Bak 1 mol'den 1 mol, buradan da 1 mol oluşuyor. Peki bunun bir kısmını parçalamışım. Adam bize neyi vermiş bakın. 22.24 litre. Ne o? Karbondioksitin mol sayısı. Hacmi. O zaman 0.1 mol yapmaz mı? Çünkü 22.4 litre 1 mol. 1 virgül kaydırıp 0,1. Peki buradan 0,1 ise demek ki buradan 0.1 mol parçalanmış. Ha bak, parçalananı buluruz o zaman. Bulalım, yani kütlesini bulabiliriz. 1 mol kaç grammış? 100. O zaman N eşittir M bölü MA'dan. 0,1 eşittir M bölü MA'sının 100. M eşittir buradan kaç geldi? 10 gram. Yani 10 gramı parçalanmış. Siz kaç gram almıştınız? 40. Adam bize neyi soruyor? Yüzde kaçını soruyor. 40 gramda onu parçalandıysa yüzde x dersiniz. X buradan kaç gelir gençler? 4'te 1'i. Yüzde 25'i parçalanmıştır dersiniz. Devam. Evet, bir tane grafik sorusu koymuşuz araya. Yanda verilen grafikte X2 ve Y2 gazlarından Z gazı oluşumu ile ilgili grafik verilmiştir. Önce grafiği okuyalım bir beraber sevgili çocuklarım. Zamana karşılık mol sayısının değişimi. X2 ve Y2'nin mol sayısı zamanla ne yapıyor bakın gençler? Azalıyor. Çünkü o zaman bunlar harcanıyor demektir. Yani bu vatandaşta reaksiyona giren. Tamam? Reaksiyona giren. Bu vatandaş ise ne arkadaşlar? Ürün. Şu giren. X2 giren. Bu ise ürün. Peki hemen reaksiyonumuzu yazalım o zaman. Y2 artı X2 eşittir Z gibi bir reaksiyon. Tamam? Peki biz biraz önceki katsayılara göre yapmıştık ya hani. Oradaki katsayılara göre harcamıştık ya. Bakın dikkat edin. Başlangıçta her ikisinden de kaçar mol var? Dörder mol var. Doğru mu? Peki reaksiyon bittiği anda bak şu noktada bitmiş reaksiyon. Durmuş artık. Tamam? Çünkü azalma durmuş, oluşma durmuş. Peki kaç mol Y2 harcadım? 1. Bunun altına yazayım bak. 1 mol Y2 harcadım. Kaç mol X2 harcadım toplamda bak? 3. Bunun altına da yazayım. 3 mol harcadım. Önlerine eksi koyuyorum. Peki bu harcamalar kat sayılarla orantılı değil miydi? Yani bunun önüne bir kat sayısı koyarsam bunun önüne kaç kat sayısı? 3. Peki kaç mol Z oluşmuş dikkat? 2. Bunun da altına yazıyorum. Peki 2 mol yine kat sayıyla orantılı. Burası kaç olacak? 2 olacak. Peki buna göre, bu kat sayılara göre şimdi Z'nin formülünü çıkarıyorum bak. Sol tarafta kaç tane atom varsa sağ tarafta da o kadar olacak. 2 tane Y var. O zaman bu Z'nin içerisinde 1 tane Y var demektir. 6 tane X var. Kat sayısı 2 olduğu için 3 tane de ne var demektir? X var. Yani formül YX 3 çıktı. Peki buna göre bak 3. ifadeyi doğru aldık mı gençler? Tepkime tam verimdir. Neydi tam verim? Reaksiyona girenlerden herhangi birinin tam bitmesi reaksiyonu tam verim ifade ediyordu. Hocam ikisi de bitti. Yine tam verim. En az bir tanesi bitiyorsa reaksiyon tam verimlidir. Peki 1. ifade doğru mu bakıyorum? Y2 bitmemiş. X2 de bitmemiş. O zaman bu reaksiyon tam verimli değildir. Homojen tepkimelere örnektir. Homojen tepkime ne demek arkadaşlar? Homojen tepkime reaksiyona giren ve oluşanların, ürünlerin fiziksel halleri aynıysa bu reaksiyonlara homojen tepkime diyoruz. Bak bu gaz, bu da gaz, bu da gaz. Hocam nereden bulduk? Soruda diyordu, ondan dolayı. X2 ve Y2 gazlarından Z gazı diyor. Hepsi gaz olduğuna göre demek ki reaksiyonumuz homojen tepkime örnek. 3 mol X2 ve 1 mol Y2 artmıştır. Bakıyorum. Hayır. 1 mol X2 artmış. 3 mol. Yani tam tersini yazmış burada. Bu ifade yanlıştır sevgili çocuklarım. Umarım anlaşılmıştır. Devam. Ha şunu sorabilir bak. Belki içinizden geçenler olmuştur. Hocam tepkime tam verimli değil de tepkimenin verimi kaç diye soracak olursanız. İki türlü bulursunuz. Şimdilik bir tanesini anlatıyorum. Arkadaşlar kim önce bitecek? X2. Peki X2 bu reaksiyon devam etseydi ve bitseydi, yani X2'nin tamamı tükenseydi reaksiyon %100 verim olur muydu? Evet. O zaman ben reaksiyonda verim hesabını bitene göre hesaplıyorum. Yani 4 mol X2'den tamamı bitseydi yüzde kaç oluyordu? %100 oluyordu.
tamamı azalsaydı, tamam bitseydi. Ama biz kaçını harcadık? 3 molünü harcadık. 4 molde %100 verimse 3 molde %x dersiniz. X eşittir buradan kaç gelir gençler? %75 gelir. Devam. Aynı koşullarda 20 litre X2 ve 40 litre Y2 gazlarının tam verimle tepkimesine sokularak X2 Y3. Hemen bak reaksiyona soruyu çözmeye başlamadan önce hemen bu reaksiyonu bir yazıyorum. X2 ile neyi aldık? Y2'yi aldık ve ne oluşturuyormuşuz gençler? X2 Y3. Peki bak burada 2 tane X var, 2 tane X var. Sonra denkleştiriyoruz. 2 tane Y var, 3. Şurayı 3/2 ile çarparsınız ya da benim size tavsiyem tam sayılarla uğraşın. 2 ile çarparsan şurayı 2 ile çarparım. Şurayı ise kaçla çarparım? 3. 3/2, 6, 2/3, 6. Reaksiyonumuzu denkleştirdik mi gençler? Evet. Peki hepsinin gaz, fiziksel hali gazmış. Gaz, gaz, gaz. Hocam niye gaz olması önemli? Çünkü hatırlayacak olursanız mol konusunda da söyledik arkadaşlar. Orada dedik ki gazların molleriyle hacimleri doğru orantılıdır. Yani siz burada hacmi mol gibi düşünebilirsiniz sevgili çocuklar. Peki şimdi bundan kaç litre almışız üstüne yazayım? 20 litre. Bundan ne kadar almışım? 40 litre almışım. Peki tam verimle dediğine göre. Demek ki reaksiyona girenlerden bir tanesi bitene kadar reaksiyonu devam ettireceğim. Peki sevgili çocuklarım. Şimdi buradan 2 litre reaksiyona girerse yine kaç sayılara göre düşünüyorum. Buradan kaç litre reaksiyona giriyor gençler? 3 litre. Kaç litre oluşuyor? 2 litre de bundan oluşuyor. Mol gibi düşünebilirsiniz dedik. Peki şimdi verilen değerlere göre düşünüyorum. Buradan 20 litre reaksiyona girerse buradan ne kadar girecek? 30 litre. Ne yaptık? Bak tam verim dediği için birisini bitirdik. Bu biten maddeye biz ne madde diyoruz gençler? Sınırlayıcı madde diyoruz. Sınırlayıcı. Ne demek sınırlayıcı? Reaksiyonu bitiren. Çünkü o bittiği anda reaksiyon sınırlandı. Artık bitti. Çünkü ortamda X2 kalmadı. Peki bu bittiğine göre 40 litre vardı. Y2'den ne kadarını harcadınız? 30 litre. Ne kadar arttı? 10 litre artmış oldu. Oluşan da söyleyelim. 2 girdiğinde 2 oluşuyorsa 20 girdiğinde de 20 litre oluşacaktır. Adam bundan başka neler sorulabilir? Mesela şunu sorabilir. Son durumda toplam gaz hacmi kaç litredir? 20 litre 10 litre daha etti size 30 litre diyebilirsiniz. Geçtik diğerine. Eşit kütlede CH4 ve O2 alınarak tepkimeye sokuluyor. NK'da 22.4 litre karbondioksit gazı oluştuğuna göre başlangıçta kaçar gram CH4 ve O2 gazı alınmıştır? Bir şeyi unutmuşuz sevgili çocuklarım burada. Eşit kütlede CH4 ve O2 alınarak şuraya tam verimle diyorum. Yoksa soru birazcık eksik olabilir. Peki hemen reaksiyonu yazıyorum gençler. CH4 gazını oksijen gazıyla yakıyorum. CH4 artı O2 ürün olarak ne oluşuyordu buradan? Karbondioksit artı H2O oluşuyordu. Sonra ne yapıyordum? Denkleştiriyordum. Ne yapıyorduk? Buranın katsayısını 1 aldık. 1 tane karbon olduğu için 1. 4 tane hidrojen olduğu için 2. 2 oksijen burada. 2 de burada. Buranın katsayısı kaç oldu? 2 oldu. Peki şimdi bunun 1 molüne karşılık kaç mol reaksiyona giriyor? 2 mol O2 giriyor. Peki gençler 22.4 litre karbondioksit oluşmuş ya. Yani buradan 1 mol oluşmuş. Peki buradan 1 mol ise buradan reaksiyona giren kaç mol oldu? 2 mol. Buradan ne kadar oldu gençler? 1 mol oldu. Şimdi bunun 1 molünü kütlesini hesaplıyorum. Bunun 1 molünü kütlesini hesaplarsanız 12, 4 daha. Hidrojenden 4 tane olduğu için 16 gram reaksiyona girmiş. Buradan ise 2 mol. O2'nin masası 32. 2 ile çarptım. 64 gram. Peki şimdi bu reaksiyonda 1 mol karbondioksit gazı oluşabilmesi için 16 gram CH4, 64 gram O2 lazım. Ama sorunun başında ne diyor? Eşit kütlede. O zaman her ikisinden de kaçar gram almam lazım? 64'er gram almam lazım. Yani reaksiyona giren miktarı fazla olana göre almak zorundasınız. Peki 64'er gram aldığında O2 bitti. 64 aldım. Kaçını kullandım? 16'sı. O zaman geriye kalan 48 gram CH4 ne yapacaktır gençler? Artacaktır diyor. Ama bize neyi soruyor? Kaçar gram CH4 ve O2 alınmıştır? 64'er gram diyoruz. Devam ediyoruz. Eşit kütlede SO2 ve O2 alınarak tam verimle tepkimeye sokuluyor ve SO3 gazı oluşturuluyor. Tepkime sonunda artan maddenin kütlesi ve cinsi verildiğine göre hemen şunu bir yazayım arkadaşlar. SO2 artı O2 eşittir SO3. İster 2 ile çarp, şuranın katsayısı 1 olsun, öyle yapalım isterseniz. 2, 1, 2 olursa reaksiyonumuzu denkleştirmiş oluruz. Çünkü 2 tane kükürt var. 2 kükürt, 2 kere 2 4, 2 de buradan 6, 2 kere 3 6. Peki reaksiyona artan maddenin. Sevgili çocuklar, biz önce buradaki şeylere göre, katsayılara göre bir değerlendirelim. Peki 2 mol SO2, SO2'nin nemasını hesaplarsanız 64. 2 mol ne kadar yapar? 128 gram yapar. Tamam. Peki oksijenden 1 mol kaç gram yapar?
32 gram yapar. Eşit kütle dediğine göre 128'er gram alırsam sevgili gençler, 128 bundan, 128 bundan. Bundan kaç gram artar? SO2 bitti. Bundan 96 gram arttı. Bak, eğer sana şunu verseydi, tamam, 96 gram arttığını verseydi ve cinsinde verseydi, kaç gram SO3 oluştu? Hemen bakıyorum. Kütlenin korunum yasası gereği 128 gram bundan, 32 gram da bundan. Bundan ne kadar yapar arkadaşlar? Toplam 160 gram oluşur derdiniz. Yani kaç gram SO3 oluştuğunu buldun. Başlangıçta kaçar gram alındığında bulduk mu? 128'er gram. O da oldu. Artan olmaması için kaç gram madde ilave edilmelidir? Hemen onu da hesaplıyorum. Kaç gram madde arttı? 96. İyi de ben şuradan gördüm. 32 gram oksijen için kaç gram SO2 kullanıyorum? 128 gram. 96 gram arttı ya. Onun için SO2 eklemem lazım. Ne kadar SO2 eklemeyeceğimi bulabilirim arkadaşlar. Bunu da bulurum. İyi de hocam, 96 gram değil de 32 gram artsaydı mesela. 32 gram madde arttığını söyleseydi, 32 gram O2 arttı deseydi. O zaman da buna göre yapacaksınız. 96 gram madde arttığında bu kadar alıyorsam, 128-32 alıyorsam, 32 gram madde arttığında kaçta kaçı? 3'te 1'i. Buna göre ne yapacaksınız? Değerlendirme yapacaksınız. Yani bu 3 soruyu da cevap verebiliriz. Devam. 10 mol NO2, pardon, N2O4 gazının bir kısmı demiş. Bak yine tam verim değil. Bir kısmı N2 ve O2 denklemine göre ayrışmaktadır. Tepkime sonunda kapta 16 mol gaz bulunduğuna göre kaç mol N2O4 artmıştır? Aslında bu soru tipi birazcık dengeler ileride. 11. sınıfta arkadaşlar kimyasal tepkimelerde denge konusu var. Onunla da ilgilidir birazcık. Peki N2O4'ü bir parçalıyorum. N2O4 parçalandı. N2 artı 2O2. Reaksiyonumuz denk mi? Evet, denk. 1 molüne karşılık kaç mol oluşuyor? 1 mol bundan, 2 mol bundan oluşuyor. Peki şöyle yapın bakın gençler. Başlangıç, tepkime, son durum. Tamam. Başlangıç, tepkime, son durum. Şuradan da çizin. Başlangıçta bundan kaç mol var? 10 mol. Peki bunlardan var mı? Daha reaksiyon başlamadığı için yok. Peki reaksiyon başladığında bunun miktarı zamanla ne yapacak? Azalacak. Bunların miktarı artacak. Bir kısmı dediği için, bak hepsini parçalasam işimiz kolay. Buradan 10 bundan oluşur, 20 bundan oluşur dersin, işini bitirirsin. Ama hepsi değil. Peki ne kadar harcandığını bilmiyorum ya. Eksi x molü harcansa bundan ne kadar oluşur? X. Bundan ne kadar oluşur? 2x. Peki son duruma gelindiğinde buradan kalan 10-x, buradan x, buradan ise 2x. İşte bak son durumda ortamdaki gazlar bunlar. Ve bunların toplamı kaç mol yapıyormuş? 16. Yani 10 artı 2x eşittir 16. X buradan kaç gelir gençler? 3 gelir. Peki neyi sordu bize? Kaç mol N2O4 artmıştır diye sordu. 10'dan 3'ü çıkarırsak kaç mol arttı gençler? 7 mol artmıştır diyoruz. Peki hocam şunu da sorabilir miydi? Kaç molü parçalanmıştır ya da yüzde kaçı parçalanmıştır? Tabii ki 10'da 3'ü parçalandıysa yüzde kaçı diyecektiniz? Ona göre cevaplayacaktınız. Geçtim. 7.6 gram CS2 ve 12.8 gram O2'nin tam verimle tepkimesi için aşağıdakilerden hangileri doğru? Hemen reaksiyonu yazmış, bak burada da vermiş. Ben hadi bunun üzerinde değerlendirme yapalım. 1 molüne karşılık kaç mol O2 reaksiyona giriyor? 3 mol O2 reaksiyona giriyor. Bunun 1 molünü bir hesaplayayım. Bunun 1 molünü hesaplayacak olursam verirler arkadaşlar. Karbonun eması 12, kükürdün eması 32, oksijen eması 16 olarak. Peki CS2 12, 32, 32 daha 64, 12 daha 76. Peki buradan 76 gram reaksiyona girdiğinde buradan 3 tane O2, 3 mol O2, o da 32 çarpı 3'ten 96 gram yapar. Tamam. Peki buradan ne kadar aldım şimdi ben? 7.6. Bundan ne kadar aldım? 12.8 gram aldım. Doğru mudur? Peki 76'ya 96 giriyorsa, 7.6 gram buradan reaksiyona girerse, buradan 9.6 gram girer mi gençler? Peki kim bitti şu anda? Karbon disülfür. 12.8'den 9.6'ya artarsam, harcarsam 3.2 gramda oksijen arttı mı gençler? Evet. Peki buna göre değerlendirmemi yapıyorum şimdi. Sınırlayıcı madde O2'dir. Biten madde O2 mi? Hayır. Sınırlayıcı CS2. Üçüncü ifade yanlış. 0.1 mol O2 gazı artar. O2'nin neması 32 olduğu için 3.2 gramı 0.1 mol yapar. Doğru. 0.2 mol SO2 oluşur. Sevgili çocuklarım, bak 7.6, eması 76 ya, burası 0.1 mol yapmaz mı? 0.1. Bak 1 girdiğinde kaç mol SO2 oluşuyor? 2. 0.1 girerse kaç mol oluşur? 0.2 mol oluşur. Birinci ifade doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Son sorumuza geçiyoruz.
4'er mol magnezyum ve O2 alınarak tam verimli magnezyum oksit oluşturuluyor. Reaksiyonu bir yazayım hemen şuraya. Magnezyum artı O2 eşittir magnezyum oksit. Hadi bu sefer de şuraya 1/2 yazalım. Tamam. Peki tam verimle gerçekleşen tepkime ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Kaçar mol almıştık biz bunlardan? 4'er mol. Tam verim dediğine göre 1 mole karşılık yarım mol giriyor mu? O zaman buradan 4 mol harcarsan, çünkü bir tanesini bitireceğiz ya tam verimde. Buradan ne kadar harcarsın? 2 mol. Peki 4 mol girdi kaç mol oluşur? 4 mol oluşur. Dolayısıyla buradan da kaç mol artar? 2 mol. Sınırlayıcı madde kimdir? Magnezyum. Artan madde kimdir? Oksijen. Peki oksijenin mol sayısına geldim şimdi. 4 molden kaça düştü? 2 mole. Birinci grafik doğru. Katı kütlesine gelince. Bakın sevgili çocuklarım, şu katı vermiş olması lazım. Şu vatandaş katı, şu vatandaş gaz. Tamam. Peki katıdan katı oluşuyor. Doğru. Katı kütlesinin içerisine ne giriyor bir de? Oksijen giriyor. Katı kütlesi artıyor ama sizce sıfırdan başlar mı? Hayır. Çünkü magnezyum başlangıçta hangi fiziksel halde? Katı. Onun için bu grafik yanlış. Katı kütlesi artar ama sıfırdan başlamaz. Şöyle çizseydi doğru olurdu. Oluşan magnezyumun mol, magnezyum oksitin mol sayısı kaç mol oluştu? 4 mol. Sıfırdan başlayacak. Niye? Başlangıçta hiç yoktu çünkü. Doğru. Harcanan magnezyumun kütlesi. Kaç mol magnezyum harcadım? 4 mol. EMA'sı verilmiş burada. 4 çarpı 24 ne yapar arkadaşlar? 96 gram ve magnezyum bittiği için bu grafiğimizde doğru olur diyoruz. Ve sorularımızı bitiriyoruz sevgili çocuklarım. Diğer hesaplamalar videosunda, soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.